Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bu tekerleme de böyle devam ederken ülkenin birinde. Çok uzun zaman önce kedinin biri bir obada kalırmış. Bir gün aç kalmış, oraya yanaşmış, buraya gitmiş ama yüz bulamamış üstüne üstlük bir de dayak yemiş. Bu durum kediye çok ağır gelmiş. Obadan ayrılmaya karar vermiş. Başını alıp dağlara çıkmış. Kedi çok geçmeden bir kaplanla karşılaşmış. Kaplan kediye bakmış ve demiş ki: "Sen kimsin? Nesin? Ne türlü birisin?" Kedi ezilerek, büzülerek kaplanın yanına yanaşmış. Demiş ki: "Ben de vaktiyle bir kaplanın oğluydum." Ama ben insanoğlunun eline düştüm. Beni böyle bir hale soktular. Boyum büyümedi, küçük kaldım demiş. Kaplan da hiç insan görmemiş. Kediye demiş ki, bana bir insanoğlu göster. İnsanoğlu nasıl bir şeymiş? Kedi de bir kaplanla arkadaş olmuş. Dağlarda dolaşırken birden bir çobana rastlamışlar. Çoban onları görünce bağırmış. Kedi korkup kaçmış. Kaplan, kedinin kaçtığını görünce gülmüş ve demiş ki, tüh sana. Sen bu yaratıktan mı korktun? Bir pençelik canı var, demiş. Kaplan, çobanın üstüne doğru yürümüş. Bu sırada çoban kepeneğinin altından silahını çıkarmış. Kaplana ateş etmiş. Kaplan, sağ bacağından vurulmuş. Bunun üzerine kaplan kaçmış. Kediyle birlikte bir derenin kenarına gelmiş. Kaplan kediye demiş ki: "Küçük kardeşim, bu insanoğlu senin dediğin gibi ne kadar kötüymüş. Sen çok haklıymışsın." demiş. Bir daha insanoğluna yaklaşmaya tövbe etmiş. O günden sonra kaplan ve kedi arkadaş olmuşlar. İyi bir arkadaşlıkları varmış. Dağlarda yaşamaya karar vermişler.